Şimdi bu kaya tuzu çocuğum her derde deva, öyle mi? Alp dağlarının zirvesinde keçilerin yaladığı, eşi ve benzeri olmayan doğanın bir mucizesi, Allah'ın bir hikmeti. Yemeklere koyun, yarabelelere sürün, sarılıp yatın, lambasını yakın, küvet suyunu atın. Lambasını yakıp küvet suyunu atmayın sakın, elektrik çarpar. Küvet suyuna bunlar atın. Hastaları iyileştirir, kötülüğünü yürütür, sevenleri kavuşturur. Nereden çıktı şimdi bu Bünyamin Bey? Şirket olarak satışını mı yapıyorsunuz? Yok, benim Berk diye bir en iyi arkadaşım var. O yurt dışından toptan getirmiş. Aradı, ne yapıyorsun dedi. Abi bu tuz olayı çok bombastik ama Türkiye böyle bir mucizeye henüz hazır olmadığı için mallar benim elimde kaldı. Biraz nakdere ihtiyacım var, babadan para da alamadık. Ne yapıyorsun oğlum, çok özledim seni ya, atla gel bir gün falan. Deyince gittim malları hop aldım ben. Kendisi kullanıp faydasını görmüş mü peki? Soramadım işte, parasını onun adamına verdim, tuzları aldım ben. Dedim Berk nerede? Çıktı dediler. Telefonda sessizdi herhalde, duymuyor. Açmıyor bir haftadır. Evet. Ne olacak onca tuz peki? Vallahi eşi dosta falan hediye olarak verdim ama öyle bitecek gibi de değil. Nurhayat'a dedim sizin nikah şekerlerinin içine şeker yerine tuz koyalım dedim. Biraz saldırganlaştı, vazgeçtim. Şimdi ben bir sanatçının villasını dekore ediyorum. Olmadı böyle onun bahçesine bir tuz göleti yapacağım. Ölüyü diriltiyormuş Şehmus. Mineral şey işte tabii. Ay Selahattin İslik'ten hastaneye gitmeyeydi, bundan yiyeydi hemen iyileşirdi. Rıza'ya da yedireceğim. Ceplerine, şiltesinin arasında falan gizlice koyacağım. Büyü varsa onu da bozar. Değil mi Bünyamin Bey? Sahi Selahattin hastaneden çıkacaktı bugün. Nerede o şimdi? Kızım yok işte hastanede, yok. Gündüz çıkmış gitmiş. Hastaneye gideceğine şu tuzdan azıcık yiyeydi. Bunlar olmazdı. Babacığım ben bugün bizzat şahsen kendim iletişim kurdum kendisiyle. Çıktım bir arkadaşın dükkanındayım, geliyorum dedi ama bak saat 7 hala yok. Nerede? Bir kere daha soralım, ne var? Of. Of. Cevap vermiyor. Allah korusun bir yerde düştü kaldı mı yoksa ya? Ortamda bir gerginlik var değil mi? Hissediyorum ben. Vay! Nasıl hissettin ya? Aklım şaştı. Vallahi medyum gibi kız. Hayır, small. Şakalar hala kötü. Senin de boy hala small. Elinde bu modelin 1.75'li varsa hiç tutmayayım ben. Şunu kabul edelim. İkimiz de sezon sonu indirimindeyiz. Uysa da uymasa da olduğu kadar. Orçun, baban gelecekti oğlum. Gelmedi, telefonu da açmıyor. Senin bir bilgin var mı? Babam mı gelecekti? Hani hastanedeydi? Ya anne, hasta adamı niye çıkartıyorsunuz? Bırak birkaç ay kalsın, bir rektifiye olsun. Rektifiye mi? Kaç kilometrede ki? Problem çıkartıp duruyor. Her hafta bakımda. Azıcık zorlasan hınkırmaya başlıyor. Sürekli sigortası atıyor. Sanırım hor kullanılmış. Motor mu gitmiş acaba? Bence beyin gitmiş. Kızım, sen nereden çıktın yine evladım ya? Şiştim. Vallahi şiştim ya. Evet, şişip meme yapmışsınız. Bunların ikisini rektifiyeye yollasak da ev bize mi kalsa acaba? Orçun, sen ne biçim konuşuyorsun ebeveynin hakkında ya? Ya pardon, biz bu ara motorlu taşıtlarla kafayı bozduk da. Hangi taşıtlarla? Fark etmez. Ayağımızı yerden kessin de. Benim ayağımı sen yerden kesiyorsun. Eylül! Orçun! Selahattin Bey nasıllar, inşaat işleri filan? Selahattin yok. Sabah çıktı hastaneden, kayıp. Perişanız, ulaşamıyorum, arayıp duruyorum işte. Alo. Açmıyorsun ya telefonu. İyi misin? Nasıl, iyi miymiş? İyiyim. Neredesin sen ya? Buralardayım. Niye? Sen kimsin ki ya? Sen kimsin ki mi? Vay! Havanı yesinler senin, hadsiz! Ne çemkiriyorsun be? Manyak mıdır nedir? Yürü git hadi. Esas sen yürü git be. Allah Allah, ne halin varsa gör. Arayan da kabahat. Bağırma be kulağıma. Kimsin ya sen? Ben hastayım kardeşim, dinlenmem lazım. Beter ol inşallah. Nerede istiyorsan orada ya, dinlen. Bana ne be? Terbiyesiz ya. Allah Allah. Ne yapıyormuş? Ne bileyim ben.
Arkadanla bir de bir müzik sesi geliyor. Alem yapıyor artık neyse. Tepemize çıkardık ya. Tanrı'ya şükür. Baba. Gece de gelmemiş bu ya. Mendebur. Ahmet telefonunu açmıyor. Kesin orada kalmıştır. Ne yapacak başka? Tah. Sen yakındaysan bu diziyi çektikleri stüdyoya bir uğrasana ya. Emir Ahmet abi oradadır dedi. Neresiydi ora? Ha caddedeyim. Ha ha anladım kızım tamam. Vallahi buralarda ahbapları vardı abimin. Belki onlar da kalmıştır gece. Bunu aldıysa. Gülistan'la telefonda münakaşa etmişler. Mutlaka ondandır. Boşuna telaşe. Tabii canım gelir eve o. Ben size bir çay ikram edeyim. Yok ya zahmet etmeseydin. Estağfurullah. Vay nereye gidiyorsun piknik tip? Pikniğe mi? Piknik tip mi dedin sen bana? Bu saatte gazete aldığına göre işe mişe de gitmiyorsun ha? Ah devirdim diyorsun, yaydım bu aralar diyorsun. Pire çiftliğini kurdum öğlene kadar uçuşuyorlar diyorsun ha? Kimsin lan sen? Ne demek oğlum o? Görür görmez böyle bir midem ekşidi. Tüylerim diken diken oldu. Dişlerim kamaştı. Solucan tipli bir şeysin lan sen. Uyuz oldum ben sana. Kimsin oğlum sen? Ne diyorsun ama ya? Zevk için dövülecek bir tipim var biliyor musun? Eşek sudan gelinceye kadar. Bence eşek hiç acele etmesin. Kana kana yavaş yavaş suyunu içsin. Yoruldukça böyle dinlene dinlene, çay molası vere vere dövülecek bir tipim var. Ha, ama... Hepa biraz yavaş ol. Senin sorunun ne dostum ha? İşsizlik, parasızlık, mutsuz bir evlilik, kronik baş ağrısı, hafıza zayıflığı, depresyon, basur, isilik, pis bir ev, iğrenç yemekler. Daha sayayım mı? Ama seni bir dövsem çok ferahlarım gibi geliyor. Hey adamım biraz sakin ol ha. Serinle. Senin gibileri bizim burada ne deriz biliyor musun dostum ha? Onu bilmiyorum ama biz senin gibilere burada deriz diye hatırlıyorum ben. Ne hatırlıyorum ben ya? Biz bu konuşmayı daha önce yapmış mıydık? Dejavu mu bu ya? Dejavu ne lan? Fransız mıyım ki ben acaba? Şu an biraz tırsıyorum yalnız. Niye buraya park ediyorsun? Üstün zeka. Görmüyor musun? Kapıdan çıkılmıyor. Beyaz, üstü açık bir arabam mı var benim yoksa senin ha? Selahattin kardeşim kasma kendini. Araba da alırız, olmadı tatile yollarız seni. Selahattin mi? İsmimi nereden biliyorsun sen? Sen kimsin? Ben kimim? Oo, hop değneğimi sakladım ben. Kardeşim bak sen strese girmişsin. Yapma böyle. Bir süre işe gelme istersen ha? Benim tekneyi alırsın, yengeyle gezersin, şan fıstık falan yersiniz. 12 metre. İşim mi var benim? Kaçma lan. Gel lan buraya. Kimim ben oğlum? Solucan kaçma. Sen kimsin? Adın ne senin? Ah. Lan! Ya bu çocuğun ne suçu var şimdi? Arkadaşıyla sohbet ediyor, bir şey yapmıyor ki. Zaten kimseye vurmaz ki bu normalde. Bir tek tükürdüm böyle. İşte damarına basılınca lama gibi tükürür arada. O kadar. Yani falçataya girmek için alevi bir şey olması lazım. Bir dakika ya. Selahattin sizi dövmeye mi kalktı? Bizim Selahattin. Ama bir kulağını çekin. Bir şey yapın Gülsün amacığım. Böyle olmaz ki. Gel demiş seni döveceğim demiş. Kovalamış bunu. Yazık bu geldi kekeleye kekeleye. Sırtı sucuk gibi olmuş. Kalbi böyle pat pat pat. Deli o deli manyak. Sen kimsin diyor, ben kimim diyor, Fransız mıyım diyor. Fransız mı? Ben çok korkarım deliden. Ondan biraz şey yaptım. Bir dakika ya. Sen kimsin mi? Psikolojisi bozuk muydu? Ha hatırlamıyorum falan dedi. Ben biliyordum anacığım, ben biliyordum bir şey olduğunu. Hasta bu, Allah. Bu coğrafyanın en politik adamı, en bulunduğu kabul şeklini alan, en çıkarını bilen adamı Selahattin. Hiç Bünyamin Bey'i dövmeye kalkar mı? Ay nerede ki bu? Polise falan mı gitsek? Ay. Merhaba. Selamünaleyküm.
Nasıl gidiyor işler? Normal. Rutin. Ne oldu? Ekstra bir eleman ihtiyacı falan? Yok. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Ne edeceksin ki? Ben operasyonu komple hallederim. Okey. Sağ ol. Çalışacağı tut. Hangi dağda kurt öldü acaba? Gelmiş işlere sormuş gitmiş. Bir şey yokmuş kızım. Biraz üstü başı hali tavrı tuhaftı ama. Ha, biraz üstü başı hali tavrı tuhafmış. Kızım Türkiye'ye girme hemen yahu. Türkiye'ye girme. Ben etrafa Selahaddin'i soracağım. Gece hayatına mı kapıldı, Allah korusun, birine mi takıldı? Sonu anlayacağım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk damar.